Gerileme dönemi arkadaşlar ne zaman başlıyor? 1699 Karlofça Anlaşması'yla gerileme dönemi başlıyor. Yüzyıl Osmanlı Devleti gerileme dönemidir. 18. yüzyıl. 1699 Karlofça Anlaşması ile başlar. Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi temel politikamızdır. Biz 1718 yılından itibaren Batı'nın üstünü kabul ettik ve artık topraklarımızı koruma politikasına döndük. Gerileme döneminin genel özellikleri. Gerileme döneminde Avrupa ilk defa örnek alınmıştır. Batı tarzı islahatlar benimsenmiştir bu dönemde. Askeri ve mali alanlara ek olarak bilim, kültür, eğitim alanında da islahatlar yapılmıştır. İslahatlar sistemli hale gelmiştir. Duraklama dönemi islahatları nasıldı? Kişisel. Gerileme dönemi islahatları sistemlidir. Ve gerileme döneminde ilk defa Batı'dan askeri uzman getirilmiştir. Gerileme döneminin padişahları 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve 3. Selim. Arkadaşlar gerileme döneminde dikkat çekici bir olay var. Gerileme dönemin başında Lale Devri ve arkasından Patrulye Halil isyanı ile bitiyor. Gerileme döneminin sonu da Nizam-ı Cedid dönemi oluyor ve gene o da bir isyanla bitiyor. İkisi başında da sonunda da isyanlar var. Başında da sonunda da kendi özel dönemler var arkadaşlar. Yılda Avrupa'nın genel durumuna kısaca bakacak olursak 18. yüzyılda Avrupa'da mutlakiyete dayalı merkezi krallıklar var, prenslikler var. 18. yüzyıl Avrupa'sı diplomasi demek, ittifak demek. Makyavelizm ortaya çıktı 18. yüzyılda. Daha doğrusu daha önce ortaya çıkmıştı ama Makyavelizm popüler oldu. Makyavelizm ne demek? Popüler kültürü öğretelim. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır dersek bu makyavelizm olur. Memuriyete ulaşmak için gerekirse kopya çekerim, sahte belge veririm dersen makyavelizm olur. Yok ben alnımın teriyle yapacağım dersen bu ne olur? İdeal bir durum. Alnımın teriyle kazanacağım seni o dersen. İdealizm olur. Yok ben kopya da çekerim, rüşvet de veririm dersen makyavelizm olur. Makyavelizmi yani kızacak bize yazar ama belki o böyle yazmamıştı. Machiavel yazdı. Il Principe. Bir İtalyan prensine ülkeyi nasıl yönetileceğine dair öğütler içeren ilk siyasetnamedir Machiavel. Belki tam bunları kastetmedi ama bu hale döndü. Bu dönemde dünyadaki dış politikadaki ülke Avrupa ülkeleri diyorlar ki bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. Sadece ülke çıkarlarımız vardır demişlerdir. Şimdi değerli arkadaşlar buradan genellikle gerileme döneminin siyasi olaylarından soru çıkmıyor. Ama bu bizim çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Burada sorular arkadaşlar genellikle Lale Devri'nden çıkar. Biraz önce bahsettik. Dönemin başı Lale Devri. Nizam-ı Cedid döneminden çıkar. Dönemin sonundan çıkar. İslahat çalışmalarından çıkar. İslahatçı devlet adamlarından soru çıkar. Geçen yıl soru gelmedi arkadaşlar bu konudan. Ortalama bir soru gelmektedir. Ama daha önce de konuştuk. Bir soru. Memur olmamızı etkileyebilir. Bir nal çivisi sebebiyle biliyorsunuz bir nal kaybediliyordu. Bir nal sebebiyle güzel esiriz yani. Bir nal çivisi yüzünden bir ülke gidiyor değil mi? Hepsi de bir nal çivisi yüzünden. Onun için biz bu nal çivilerini çakalım yerlerine. Evet. Gerileme dönemindeki siyasi gelişmeler. Arkadaşlar biz 1711 yılında Osmanlı-Rus Harbi ile başladık döneme.
Prut Anlaşması'yla sonuçlandı Osmanlı-Rus Savaşı. Azak Kalesi'ni geri kazandık. Bu meşhur Katerina ile Baltacı Mehmet Paşa'nın olayıdır. Bu Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa Prut Nehri kıyılarında Rus ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Fakat Yeniçerilerin disiplinli hareketleri sebebiyle bu galibiyetin meyvelerini tam olarak biz toplayamadık. Önemli bir savaş var. Osmanlı-Avusturya Savaşı. Osmanlı-Avusturya Savaşı Prut Anlaşması'na sona başladı. Prut Anlaşması'na sona erdi. Osmanlı-Avusturya Savaşı Pasarofça Anlaşması'yla sona erdi. Bu tarih önemli, tekrar diyorum. Osmanlı-Avusturya Savaşı Pasarofça Anlaşması'yla sona erdi. 1718. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti Batı'nın üstünü kabul etti. Önemli tarafını söylüyorum. Lale Devri başlamış oldu. Lale Devri, soru gelebilecek yer. 1718'de Pasarofça Anlaşması başlamıştır. 1730'da patronu Halil İsyanı'yla bitmiştir. Evet, 12 yıllık bir dönem ama ne kadar çok etkilemiş değil mi? Arkadan arkadaşlar, Belgrad Anlaşması oldu. Osmanlı-Avusturya ve Rusya Savaşı'dır. 18. yüzyılda yaptığımız son kazançlı anlaşmadır. Osmanlı'nın, Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğu son kez kabul edilmiştir. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılmıştır. Ruslar Karadeniz'de hiçbir ticaret ve savaş gemisi gezdiremezler bu anlaşma sonucunda. Osmanlı-İran Savaşı oldu arkadaşlar. Ahmet Paşa Anlaşması da bitti. 1732'de savaş. Kerden Anlaşması, Osmanlı-İran Savaşı. Osmanlı ve İran arasındaki son anlaşmadır. Bu ikinci Kasr-ı Şirin de bilinir. Çeşme baskını oldu 1770 tarihinde. Osmanlı-Rusya arasında bir savaştır. İlk kez bir Rus donanması Akdeniz'e girmiştir ve Çeşme'de Osmanlı donanmasını yapmıştır. Ve bu dönemki en çok bilinen anlaşma Küçük Kaynarca Anlaşması. Yıl 1774, askeri siyasi olaylardayız. Osmanlı-Rus Savaşı'dır 1774. Bu anlaşmayla Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemiştir. Rusya ilk kez kapitülasyon verilmiştir. Ruslar bu yıldan itibaren biz Ortodoksların koruyucusuyuz diyerek Osmanlı'nın işlerine karışmaya başladılar. Ruslar Ortodoks, Ruslar Slav, bizim Balkan topraklarında yaşayan tebaamız da Ortodoks ve Slav. Yani hem milliyet olarak hem din olarak Ruslara da aynılar. Ama bizim tebaamız. İşte bu andan itibaren bu bizim başımıza bela oldu. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Ruslar ilk defa Ortodoksları koruyacağız bahanesiyle Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya başladılar. Başka üzücü bir olay. Kırım bağımsız oldu. İlk kez halkı Müslüman ve Türk olan bir toprağı kaybetmiş olduk. Dünyada farklı rüzgarlar esmeye başladı. 1789, 1789 Fransız İhtilali. Tabii dünyada çok önemli bir tarih. Ama bizim Osmanlı İmparatorluğu için sonun başlangıcı. Fransız İhtilali beraber milliyetçilik virüsü ortaya çıktı. Osmanlı'da biliyorsunuz 72 millet var. Arnavutlar, Bulgarlar, Yunanlılar, Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar, Ulahlar, Romenler, Azeriler, Gürcüler, Farsiler, Araplar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Daha sayabilirim. Bunların hepsi milletle bizim egemenimiz altında yaşıyorlar. Milliyetçilik virüsü ortaya çıktıktan sonra bizim için sonun başlangıcı olur ama dikkat edelim.
1789 yani 18. yüzyılda gelmedi bize milliyetçilik büyüsü bizim topraklara. 19. yüzyılda geldi. Onun için 18. yüzyılda çıkan herhangi bir isyan için biz milliyetçilik var diyemeyiz. Milliyetçilik isyanları bize 19. yüzyıla başladı ama bizim gibi başka çok fazla ulusu yöneten bir ülke daha var. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Onların başına bela hemen başladı. Yıl 1791. Osmanlı-Avusturya Savaşı Zichtau Anlaşması'yla bitti. Avusturya 1789 ihtilalin etkisine girdiği için aldığı yerleri Osmanlı'ya geri verdi. Bundan sonra da Avusturya'yla başımız belaya fazla girmedi bugünlere kadar. Bugünlerde gene Avusturyalılar tabii eskisi gibi savaş değil ama biraz Türk vatandaşlarına kötü davranıyorlar. Türk Hava Yolları uçağı mecbur iniş yapmış Viyana'ya. Olur bu çok normal. Türk Hava Yolları firması Türk vatandaşları için şehirde otel kiralamış. Ama Avusturya yönetimi Türklerin şehrin içine girmesine izin vermiyormuş. Kadın çocuğu var. Bebeği var bebeği. Çantayı da vermiyorlar. Bebek biliyorsun bir sürü eşyası oluyor bebeklerin. Çantayı da vermiyorlar kadına. Kadın 24 saat bebeğiyle mahsur kalıyor. 48 saat mahsur kalıyor. Bütün yolcular. Viyana havaalanında. Bizim Türkler olsa hemen Avusturyalılara kolay. Avusturya'ya biz yardım ederiz. Şimdi saldırılır mı? Evet biz yardım severiz. Evet bir başka acı anlaşma. 1792'de Yaş Anlaşması. Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Geçmişte Kırım biliyorsunuz bizim için bir tampon devletti. Kırım'dan asker gelirdi. Kırım'dan asker gelirdi. Rusya'da savaşmaya başladığımızda Kırım her zaman bizim için tampon oldu. Fakat önce Kırım bağımsız oldu. Sonra da Rusya'nın egemenliğine girdi. Hangi anlaşmayla? Yaş Anlaşması'yla. Küçük Kaynarca Anlaşması Kırım bağımsız oldu. Daha sonra Yaş Anlaşması 1792'de Kırım Rusya'nın hakimiyeti altına girdi. Bu bizim siyasi tarihimiz. Gelelim gerileme dönemi ıslahatlarına. Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyılda askeri olarak, ekonomik olarak biz diyor geri kaldık diyor. Bilim kültürde geri kaldık diyor. Avrupa'ya örnek alalım, ıslahat yapalım diyor. Peki, batıya uzanan yola çıkıyoruz biz artık. Batıya uzanan yol. 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. Daha çok savaşlarda yenildiğimiz için İslahatları yönü daha çok askeri alana çevrilmiştir arkadaşlar. İslahatlar genellikle askeri alandadır. İslahatlar padişahlar ve devlet adamlarından yapılmış, halktan görüş alınmamıştır. Ve bazı islahatlar bu yüzden kalıcı olamamıştır. Çıkarları zedelenen, kimin çıkarı zedelenir? Yeniçerilerin. Ulemanın, bazı grupların çıkarları zedelendi. Bunlar da ıslahatlara karşı çıktılar. Askeri alanda bilim, kültür, mali alanında ıslahat yapıldı. Batı askeri sisteminin modern yanları alınmaya çalışıldı. Dolayısıyla biz Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş olduk. Lale Devri. Eğlenceyi fazla mı kaçırdık? Evet. Lale Devri'nde öyle mi? Evet. Çalışacağız. Evet. Osmanlı Lale Devri Pasarofçi Anlaşması'yla başlar. 1730 yılında patronu Halil İsyanı ile sona erer. Dönemin padişahı 3. Ahmet, dönemin sadrazamı Nevşehir'i damat İbrahim Paşa'dır. Arkadaşlar, bu dönemdeki ıslahatlar duraklama dönemine göre daha geniş ıslahatlardır. Dönemin minyatürcüsünün devini şairi Nedim'dir. Avrupa'nın önemli şehirlerine Paris, Viyana ve Londra'ya geçici elçilikler açtık. İlk geçici elçiliği Paris'e açtık. İlk geçici elçi 28 Mehmet Çelebi'dir. 28 Mehmet Çelebi'nin eserinin adı Paris Sefaretnamesi'dir. Bakalım. Şimdi bu dönemde bir matbaa olayı var değil mi arkadaşlar? Matbaa.
İlk Türk matbaasını kuran kim? Lale Devri'nde ilk Türk matbaasını kuranlar İbrahim Müteferrika ile Sait Efendi. Matbaada basılan ilk eser Vani Mehmet Efendi'nin Van Kulu Lügatı. Matbaaya kimler sizce tepki gösterir? Hattatlar. Bir. Güzel yazı yazan kişiler ve el yazısı eserleri çoğaltanlar. Müstensihler. El yazısı eserleri çoğaltanlar karşı çıktı. Bunun üzerine dini eser basılmadı matbaalarda. Matbaada dini eser basılmasını yasaklayan din adamı Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi. Peki neler yapıldı? Doğu klasikleri Türkçe'ye çevrildi. Batılı eserler, Aristo'nun Fizik isimli eseri mesela ilk çevrilen eserdir. Bunlar çevrildi. İstanbul'da kütüphaneler açıldı. Bak eğlencelik bir şey görmedim abi. İstanbul'da kütüphaneler açıldı. Dikkat edelim. Lale Devri'nde askeri alanda hiçbir yenilik yapılmamıştır. Yalova'da kağıt fabrikası kurulmuş, İstanbul'da çini imalathanesi ve kumaş fabrikaları açılmıştır. Tulumbacı Ocağı. Nedir bu Tulumbacı Ocağı? Yeniçerilerden ilk kez itfaiye bölü oluşturulmuştur. Sağlık alanında ise vatandaşı salgın hastalıklardan korumak için çiçek aşısı uygulanmıştır. Arkadaşlar, Cumhuriyetimizin önemli bir kazanımı. Cumhuriyet bütün sağlık işlerini ele attı. Önceden öyle bir şey yoktu. Yani sağlık işleri vakıflar tarafından yapılıyordu. Şifahaneler var ya, darüssıhhalar var değil mi? Yani devlet hastanesi, imparatorluk hastanesi diye bir şey yoktu. Şimdi devlet hastanesi var. Yani bütün insanlar, halk, vatandaş hastaneye gidip tedavi olabiliyor. Ama o dönemdeki TEBA kendini sağlıklı tutup devletine hizmetle görevliydi. Yani ayrıca böyle bir gelişmiş, sistemli bir sağlık teşkilatı yoktu. Ama sadece bütün imparatorluklarda öyledir. İmparatorluğun görevi, imparatorluğun görevi nedir? Vatandaşlarının görevi, imparatorluğun tebaasının görevi, kendi sağlıklı tutup imparatorluğa hizmet etmek ya da imparatorluğa. Ha, bizim medeniyetimiz sebebiyle biz de tıp alanında biz ileriydik gene de. Yani bizim darüşşifalarımız, darüşşahlarımız vardı ama hep vakıftı. Türk İslam tarihinde her zaman biz tıp alanında ileri olduk. Hala gene öyle. Özellikle. Tıp alanında biz, değil mi? Tıpça burada o sektörde çalışan arkadaşlar var. Sağlık sektöründe biz her zaman iyiyiz. Zannedersem Avrupa'da da sayılı bir sağlık destinasyonuyuz. Yani sağlık için gelen Avrupalı insanlar var değil mi? Burada tedavi olmak için geliyorlar. Londra'dan kalkıyor adam Türkiye'ye geliyor. Ameliyat olmak için. Evet. Bu dönemde de ne yapılmış? Çiçek aşısı uygulanmış. Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısı uygulandı. Biz tarihsel olarak söylenen o ki Uygurlar da çiçek aşısını yapıyordu. Aslında diyorlar ki bu Uygurlar da kullanan çiçek aşısını. Aslında direkt biz bunu Batı'dan almadık. Vatandaşımıza hizmet olsun diye yaptık. İşte işler böyle iyi giderken bir patronu Halil İsyan çıktı. Gerçekten de Nevşehir damat İbrahim Paşa'nın zevk ve sefaat değerinden memnun olmayan ve yapılan her şeyi israf olarak gören bir topluluk vardı. İran seferinden de olumsuz sonuçlar gelince bunlar camilerde, diğer yerlerde propaganda yaptılar ve bir zemin oluşturdular. 1930 yılında Eylül ayında, 25 Eylül'de ayaklanmayı çıkarttılar. Neler oldu arkadaşlar? Sadabat Köşkü vardı. Sadabat Köşkü. Damat Nevşehir İbrahim Paşa ve bazı devlet adamlarının eğlence ve sefahat içinde yaşadığı kabul edilen Sadabat Köşkü yıkıldı. Maalesef ünlü şair Nedim bu kargaşada öldürüldü. Ve 3. Ahmet tahttan indirilerek yerine 1. Mahmut tahta çıkarıldı. Lale Devri'ne isyan edenler yeniliklere karşı değil, sarayın zevk ve sefasına isyan ettiklerini söylerler. Matbaaya herhangi bir zarar verilmemiştir. Diğer yeniliklere herhangi bir zarar verilmemiştir. Arkadaşlar, Lale Devri'nde sivil mimarinin örnekleri var.
Üçüncü Ahmet Çeşmesi, Üçüncü Ahmet Çeşmesi önemlidir. Lalezevi'nin önemli bir sivil mimari örneğidir. Başka neler söyleriz Lalezevi ile ilgili? Batı'nın dedik ki örnek olarak çalışıldı. Peki, geldik Birinci Mahmut'a. Şimdi Lale Devri ile ilgili biraz bir espri ile aklımızda kalsın dersek, Nedim'in bir sözü var. Gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan demiş. O dönemin karakteristik özellikleri. Yalnız şu var. İlk defa üst üste savaşlardan dolayı sürekli Avusturya'yla Rusya'yla savaşıyorduk. Bir kısa süreli 12 yıllık bir barış dönemi oldu. O barış döneminde insanlar bunun biraz tadını çıkartmaya çalışmış yeniliklerle beraber. Gelelim 1. Mahmut dönemine. 1730-1754 dönemi. Batı'nın askeri Gelberi dönemi. 1. Mahmut dönemi. Avrupa'nın üstünlüğü tamamen kabul edildi. Askeri alanda batılılaşma hareketleri başladı. Avrupa'dan ilk defa batılı bir uzman getirildi. Adı Comte de Bonneval. Humbaracı Ahmet Paşa. Uzmanların zorunlulukları var. Öyle Comte de Bonneval diye dolaşamazsın İstanbul'da. Uzmanlara bir zorunlulukları, ismini değiştirmek zorunda, Müslüman olmak zorunda. 1. Mahmut döneminde Osmanlı'da Batı tarzı ilk eğitim kurumu açıldı. Hendesehane. Subay yetiştirmek amacıyla açıldı bu. Ordu bölük tabur alay uygulamasına göre düzenlendi. Önemli bir konu var. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirdi. Biliyorsunuz 1. Süleyman vermişti Fransa'ya kapitülasyonları. 1. Süleyman kim? Kanuni Sultan Süleyman. Fransa'ya kapitülasyonların kaydı hayat şartıyla ben yaşadığım süreci vermişti. Şimdi ne oldu? 1. Mahmut döneminde kapitülasyonlar sürekli hale geldi. Birinci Mahmut dönemi istihdatları amacına ulaşmıştır. Nereden anladık hocam? 1736-1739 savaşında Osmanlı orduları Avusturya ve Rusya'yı aynı anda mağlup ettiler. Bak, tarih öğrenmekten böyle bir şey. Şimdi o yıllarda yaşasam, ay kurtardık imparatorluğu tekrar dersin değil mi? Aynı anda hem Avusturya hem Rusya ordusu yedir. O zaman en büyük düşmanlarımız onlar. Buradan Avusturyalılar saldırıyor, buradan Ruslar saldırıyor. Buradakiler pek bir şey, bir problem çıkmaz. Rusya, Avusturya. Aynı anda yedik onları ama trend aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru giden trendlerde nasıl yakalanan başarılar çok önemli değil. Evet. 3. Mustafa dönemi. Gerileme dönemindeyiz. Borç yiğidin kamçısıdır demiş 3. Mustafa. Yok da böyle bir şey de öğrenin diye söylüyoruz. Borçlandığımız dönem. 3. Mustafa dönemi arkadaşlar. Dönemin sadrazamı Koca Ragıp Paşa'dır. İslahatlarda önemli rol almıştır. Topçu ocağı ıslah edilmiştir. Ağır toplar yerine hızlı hareketli toplara önem verilmiştir. Boron ve top topçu ocağının başına getirilmiştir. Sürat topçuları ocağı kurulmuştur. 3. Mustafa donanmaya önem vermiş. Donanma güçlendirilmiştir. Ancak ne yazık ki Çeşme'de Ruslar bizim donanmayı yaktılar. Maliyeyi düzene sokmak amacıyla ilk kez iç borçlanmaya gidilmiş, esam senetleri düzenlenmiştir. 3. Mustafa döneminde deniz kuvvetlerinin subay ihtiyacını karşılamak için mühendishane. Bakın, harp okullarında hala mühendislik eğitim verilir. Sistem mühendisliği eğitim verilir. O zaman böyle deniz kuvvetlerine subay ihtiyacını karşılamak için mühendishaneyi Bahri Hümayun adıyla Denizcilik Okulu ya da Deniz Harp Okulu başlangıcıdır bu. Yine Cezayir Hasan Paşa da bu dönemde islahatlarda önemli olan bir kişidir diyebiliriz. Birinci Abdülhamit dönemi. Birinci Abdülhamit askeri uzman getirmeye devam etti Batı'dan. Ne yaptı?
Müslüman olma zorunluluklarını kaldırdı. 1. Abdülhamit Van teli noktalara el attı. Yeniçerilerin ulufa alım satımını yasakladı. Yeniçeri Oğuzcağı üzerinde önemli düzenlemeler yapmaya çalıştı. Culus bahşişini kaldırdı. Culus bahşişini yasalaştıran kimdi? 2. Mehmet. Namı diğer? Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet. Evet. Doğru. İstikam okulunu açmıştı. Birinci Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti esam sistemine bağlı olarak ilk borcu Galata sarrafları adı verilen Rumlardan ve Ermenilerden almıştır. Şöyle bir soru gelse, Osmanlı Devleti'nde bir iç borçlanma sistemi olan ilk aşamaya ne denir? İltizam, gedik, nar, esam, müsaade. Esam. Olarak nasıl oluyor bu esam? Esam senedi. Esam senedi pay senedi demek. Gelir ortaklığı demek. Borçlanma sistemidir. Esam senedi, pay senedi. İç borçlanma sistemidir. Benzer. Temsili kağıt paraya geçişe benzer. Devlet bütçesindeki açığı gidermek için kullanılır. Esam senetleriyle ilgili kanun hangi padişah döneminde çıktı? 3. Mustafa. Kim kullandı? 1. Abdülhamit. Önemli. Esam senetleriyle ilgili kanun 3. Mustafa çıkarttı. İlk kullanan ise 1. Abdülhamit'tir. Yeniçeri Ocağı'na el attı dedik. Yeniçeri Ocağı'na Yeniçeri sayımı yaptı. Ulufa alımı satımını yasakladı. Culus bahşişini yasakladı. 1. Abdülhamit. Geldik 3. Selim'e. Soru gelebilecek yerlerden bir tanesi. En çok da soru bu taraftan itibaren geliyor. 3. Selim'den itibaren geliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok etkilendiği padişahlardan bir tanesidir 3. Selim. 2. Mahmut. 1881 az kaldı. 3. Selim'in 2. Mahmut'un kurduğu düzende yetişecek Mustafa Kemal. Yani tarih olarak, yakın tarih olarak, biz yakın tarih olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını okuyoruz. O da yakın tarih olarak 3. Selim'i 2. Mahmut'u okuyor. Tamam mı? Onun gözünden bakın. Evet. 3. Selim. Nizam-ı Cedid dönemi. Bakın. Gerileme dönemi nasıl başlamıştı? Lale devriyle başladı. Şimdi Nizam-ı Cedid devri. 3. Selim. Sil baştan yapıyor 3. Selim. Sil baştan yapmak lazım bazen diyorlar değil mi? İkinci bir doğuş yapmak istiyor. Dönemin adı Nizam-ı Cedid dönemi. 3. Selim planlı ve programlı olarak ıslahatlar yapmaya çalışan ilk padişahtır. Radikal bir kişidir. Radikal değişiklikler yapmak ister. Avrupa'ya geçici elçilikler açılmıştı. Hangi dönemde? Lale devrinde. İşte dönemin başında Lale devrinde geçici olarak elçilikler, dönemin sonunda Nizam-ı Cedid döneminde ise geçici elçilikler sürekli hale geldi. İlk daimi elçilik Londra'ya açıldı. İlk daimi elçinin adı Yusuf Agah Efendi. Üçüncü Selim devlet adamlarının görüşlerini almak için meşveret meclisleri kurdu. Danışma meclisleri. Devlet adamları ülke nasıl kurtuldu diye raporlar sundular padişaha. 4. Murat döneminde sunulan ünlü bir rapor ve risale vardı. Koçu Bey Risalesi. Bak bu da ne yapıyor? Aynı geleni devam ettiriyor. Dedik ki sistemli bir padişahtı dedik. Sistemli ıslahat yaptı. Nereden anladın hocam? Nizam-ı Cedid aklına bir ordu kurdu. Tamam kursun. Ama bu ordunun beslenebilmesi için de irade-i cedid diye bir hazine kurdu ayrı. Ordu kurmakla olmuyor. Orduyu beslemek lazım. İrade-i cedid. İrade-i cedid. Ordunun eğitimi için Levent ve Selim yakışlarını yaptı. Bak ordunun eğitimini düşünüyor. Kazanacağı parayı da düşünüyor. Şehir İslamların yetkilerini kısıtladı. Kadıların görev yerlerine gitmelerini sağladı. Denizciliğe önem verdi. Tersaneleri güçlendirdi.
Deniz kuvvetlerine önem veren bir padişah vardı. 3. Mustafa. Mühendishaneyi Bahri Hümayun kurmuştu. Deniz için. 3. Selim'i de 3. Selim'de mühendishaneyi Bahri Hümayun. Kara mühendishanesi. Yani kara kuvvetlerine subay yetiştirmek için. Gene gerileme dönemi başında Lale Devri'nde özel matbaa kurulmuştu. 3. Selim'de devlet matbaası kurdu. Matbaayı amire. Bu amire sözü geçtiğinde arkadaşlar bilin ki devletle ilgili bir şey bu. Evet. Hazine-i amire, matbaa-i amire. Evet, devlet matbaası adı matbaa-i amire. Askeri teknik okullarda yabancı dil Fransızca olarak zorunlu oldu. Yerli malı kullanın. 3. Selim yerli malı kullanmaya özen gösterildi. Arkadaşlar ben de kısaca bir şey söyleyeyim. Marketlerde barkod numarası 869 olan mallar, barkod numaralarına bakın. 869 olan mallar Türk malıdır, Türkiye'de üretilmiştir. Bir tercih yapmak zorunda kalırsanız 869 barkod numaralı ürünleri alırsanız paranız Türk ekonomisinde kalır. Ha, kaliteli bir şeyse yabancı malı tercih edin. Benim dünya görüşüm o. Ama eğer Türk malı kullanmak istiyorsanız, yani Türk malı ile yabancı malın kalitesi aynıysa, özellikle bazı zamanlarda Türk malı kullanmak gerekiyor. 869 ile başlarında Türk malıdır. Türkiye'de üretilmiş demektir. Bu resmi makamlar tarafından fazla söylenemez. Çünkü Avrupa Birliği Gümrük Birliği müktedir saatine aykırıdır. Yani devlet kalkıp 869'un reklamını yapamaz. Çünkü Avrupa Birliği projesi insanların, malların ve paranın ortak dolaşması demektir. Mallara ortak dolaşabilmesi için de bunların satılması gerekir. 869 barkod kodlar Türkiye'de üretilmiştir diyebiliriz. Evet. 869'a başlayacak mı? 869'a başlayacak. Evet. İşte 3. Selim de yerli malı kullanma zorunluluğunu getirmiş. Kitapta o ISNB numarası o. Kitaplardaki ISNB farklı. Normal ürünlere bakmak lazım. Marketlerdeki ürünlere bakabilirsiniz. Üçüncü Selim dönemindeyiz. 9 Kasım 1800'de ilk kez bir Amerika gemisi İstanbul'u resmen ziyaret etti. George Washington fırkateyni. Üçüncü Selim döneminde arkadaşlar Kırım Savaşı oldu. Hemşirelik biliminin, hemşirelik hizmetinin kurucusu Florence Nightingale 1854'te Selimiye Yakıştası'na gelerek yaralı İngiliz askerlerinin tedavisinde görev aldı. Bu sırada da hemşirelik tekniklerini geliştirdi ve çevresini öğretti. Florence Nightingale ekibiyle beraber Selimiye Yakıştası'ndaki askerlerin tedavi gördükleri bölümlere düzenli ve temiz bir hastane oluşmasına yardımcı oldu. Yani hemşirelik mesleğin kurucusu da bu bayandır. Şimdi geldik dönemin sonuna. Kabakçı Mustafa İsyanı 1807. 3. Selim'in bu yoğun istilatlarını her zamanki muhalefet odakları Yeniçeriler, her zamanki muhalefet odakları eski ulemalar tepki gösterdiler. Ve bu tepkilerin sonunda Kabakçı Mustafa İsyanı ortaya çıktı. Kabakçı İsyanı'nın başlangıcında 3. Selim ben isyancıların padişahı olmam diyerek tahttan inmiştir kendiliğinden. 3. Selim tahttan indikten sonra sarayda bir yıl daha yaşamıştır. Alender Mustafa Paşa 3. Selim'i tekrar tahta çıkartmak için harekete geçtiğinde Sultan 4. Mustafa 3. Selim'i öldürmüştür. 3. Selim Nizami Cedid dönemiyle tarih hak ettiği yeri de almıştır. Evet. Oldu mu hocam böyle? Bir daha sorar mısın? Öldüren oldu mu? Yok yok değil.
Var mı bununla ilgili soru? Bu dönemle ilgili ara vereceğiz ve bugün şeye geçeceğiz. Avrupa'yı kısaca işleriz. Ondan sonra diğerine geçeriz. Evet. Kısa bir ara vereceğiz. Tabii bu dağılma dönemi daha önemli. Bir ders daha yaparız bugün. Bugün erken başladık, iyi.